Herkese yeni bir videodan merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Bugün karşımda görmüş olduğunuz robot süpürgenin temizliğini hep birlikte yapacağız. Biliyorsunuz ki artık robot süpürgeler neredeyse her evin vazgeçilmezi haline geldi ve temizlikte büyük bir yardımcı oldukları da tartışılmaz. Şimdi benim robot süpürgem Roborock marka ve S7 modeli, hiç fark etmez. Genelde zaten toz hazneleri, HEPA filtreleri vesaire aynı oluyor. Şimdi robot süpürgemizin öncelikle bir genel tozunu alacağız, ardından da temizliğe geçeceğiz. Robot süpürgemin tozunu aldım. Ardından beni toz haznesi karşıladı. Şimdi burada da tabii tozlar oluyor. Toz haznesinden taşan. Onları da bir sileyim. Burada bir toz haznesi var dediğim gibi. Bunu çok kolay bir şekilde şöyle çıkarıyorsunuz. Zaten burada toz haznesi ne kadar dolup dolmadığını görebilirsiniz. Burası da kirlenebiliyor genelde. Şu kısımda zaten fırçaya gidiyor. Bu kısmı ben evdeki elektrikli süpürgemle temizliyorum. Şimdi o da yanımda zaten. Hemen şu kısmı şöyle bir alalım. Ardından da toz haznesine geçelim. Elektrikli süpürgemle süpürdüm. Şimdi şu kalan kirleri de bir silmek istiyorum. Şimdi burası temizlendi gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde hemen toz haznemize ve filtremize geçelim. Şimdi toz hazneme geçiyorum. Toz haznemi çok kolay bir şekilde şu gördüğünüz iki oktan çekerek açacağım. Çok kolay bir şekilde açıldı. Şimdi toz haznemin içini çöp poşetine boşaltıp geliyorum. Toz haznenizi çok kolay bir şekilde 2 saniyede boşaltabiliyorsunuz. Ardından bunun içinde bir süpürgeyle çekiyorum ki ben daha da temiz olsun diye. Şimdi şunu bir şöyle koydum. Yine süpürgemi alıyorum ve hemen içinde bir çekiyorum. Şimdi toz haznesini temizledik. Onu temizlemek kolay. Evet, ben bu robot süpürgeyi aldığımda kafamdaki en büyük soru işareti HEPA filtreyi nasıl temizleyeceğime dairdi. Bu filtre de buradan kolaylıkla çıkıyor ve gördüğünüz gibi bayağı da toz tutmuş. Zaten bu filtrelerin belli bir ömrü var ve o ömür dolduğunda sağlığınız için değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki HEPA filtreler aslında bütün tozu tutan filtreler. Şimdi onu bir kenara attım. Bu filtreyi nasıl temizliyorum? Bazen sadece suyla yıkayıp kurumaya bırakıyorum. Kurumaya bırakmadığımda da, yani yıkamak istemediğimde de, bunu elektrikli süpürgeyle temizliyorum. Şimdi hep beraber elektrikli süpürgeyle temizleyeceğiz. Fakat dediğim gibi eğer isterseniz de yıkayıp ardından kurumaya bırakabilirsiniz. Ama yeteri kadar kurumazsa da robot süpürgeniz uyarı veriyor. Şimdi hemen şöyle elektrikli süpürgeyle bir temizleyelim. Şimdi toz haznemde, HEPA filtremde temiz olduğuna göre şöyle göstereyim. Şunu şu şekilde tekrar kolayca yerleştirebilir. Ardından da kapağını kapatabilirim. Sonra da şu şekilde yerine kolaylıkla takabiliyorsunuz. Şimdi robot süpürgemizin arka kısmına geçeceğiz. Şimdi öncelikle robot süpürgenizin mobil uygulaması size zaman zaman bazı uyarılar verecek. Sensörleri temizle gibi. Burada, burada ve birkaç yerde daha sensörler bulunuyor. Bunları silmeniz gerekebilir belli aralıklarla. Onun dışında burada bir paspas var. Paspasım kirlendiğinde ben şöyle yapıyorum. Paspasımı hemen şu köşelerden kolaylıkla çıkarıyorum. Buradan da zaten raylı sistemi var. Çekerek kolaylıkla çıkıyor. Ardından paspası makineye atıyorum ve kısa programda yıkıyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama asıl sorun olan kısım şu. Bu arada şuradaki fırçam da şu an benim bayağı bir kirlenmiş, görüyorsunuz. Bu genelde kutunun içinden yedek çıkıyor. Onu değiştirmeniz gerekiyor. Şurada tornavidayla çıkarıp yeni fırçanızı takabilirsiniz. O da süpürgeniz için daha sağlıklı olacaktır. Fakat asıl kilit nokta, ben robot süpürgemi ilk temizlediğimde şok geçirmiştim. Öncelikle şu aparatı iki taraftan tutarak çıkarıyorsunuz. Bunu nemli bir bezle önce silelim. Robot süpürgemizin temizliğini tamamladık. Ben bu temizliği sizlere haftada bir kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şu kapağını bir takalım. Bu arada HEPA filtre konusunda gerçekten zaten eğer ki ömrü dolduysa filtrenizi değiştirmeniz gerekecek. Şu paspasını ben şimdi yıkayacağım. Makineye atıp normal kısa programda. Robot süpürgemiz şu anda tertemiz. Hep beraber evi temizlemeye başlayabiliriz. Müzik.
Kadın kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.